RT TV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar değerli izleyenler. Bugün 29 Ekim Pazar. Hafta sonu haber bülteniyle karşınızdayız. Sayın seyirciler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 94. yıl dönümü kutlamaları yapıldı. Kaymakamlık makamında tebriklerin ardından stadyuma geçildi. Ereğli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 94. yıl dönümü kutlamaları yapıldı. Kaymakamlık makamında önce tebrikler kabul edildi. Ve daha sonra stadyuma geçildi. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Millet iradesinin milletin eliyle yürütülmesine adıdır Cumhuriyet. Egemenlik hakları kayıtsız ve şartsız bir şekilde millete ait olduğu bir idarenin adıdır. Cumhuriyet 23 Nisan 1920 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması milli ile başlayan bir süreçtir. Kurtuluş Savaşımızın büyük bir zaferle sonuçlanmasının ardından 29 Ekim 1923 yılında tam bağımsız millet iradesi olan Cumhuriyet yönetimi ilan edilmiştir. Törende farklı okul öğrencilerinin yaptıkları gösteriler yoğun alkış aldı. Vatandaşlar da buradaki etkinliklere yoğun katılım gösterdi. Devletimin temeli, el üstünde yaşatmak hepimizin emeli. Ereğli Spor bugün kendi evinde ağırladığı Karaman Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu. Ereğli Spor bugün kendi evinde ağırladığı Karaman Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu. Oyun boyunca kontrolü eline alan rakip takım Karaman Belediyespor oldu. Etkili atakları ile 3 gol bulan Karaman Belediyespor oyun sonunda 3 puanını aldı. Ereğli Spor ise rakibi karşısında etkisiz kaldı ve evinde mağlup oldu. Maç boyunca Ereğli Sporlu taraftarlar skordan memnun olmazken yönetimi istifaya davet etti. İçişleri Bakanlığı bir vali yardımcısı, 4 kaymakam ve 1 kaymakam adayını görevinden uzaklaştırdı. Eski Halkapınar Kaymakamı Kastamonu Kaymakam adayı Hakan Güler'in de açığa alındığı öğrenildi. İçişleri Bakanlığı bir vali yardımcısı, 4 kaymakam ve 1 kaymakam adayını görevden uzaklaştırdı. Açığa alınanlar arasında Halkapınar Kaymakam Vekili ve şu an Kastamonu'ya atanan Hakan Güner de bulunuyor. Hakan Güner'in devam eden FETÖ soruşturmaları kapsamında açığa alındığı öğrenildi. Ereğli tarımı için önemli bir proje olan kapalı sulama sistemi çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Yaran, Ereğli'ye hayırlı olsun dedi.
Ereğli tarımı için önemli bir proje olan kapalı sulama sistemi çalışmalarını Kaymakam Ömer Lütfi Yeren yerinde inceledi, Ereğli'ye hayırlı olsun dedi. Firma yetkililerinden detaylı bilgi alan ve çalışmaları inceleyen Kaymakam Yaran'a, Kaymakam adayı Ömer Ahmet Özdemir, ilçe jandarma komutanı jandarma binbaşı Osman Koşar, Gıda Tarım ve Hayvancılık ilçe müdürü Orhan Soylu, Devlet Su İşleri Ereğli müdürü Hüseyin Kürşat Civelekoğlu, İvris Sağ Sahil Sulama Birliği Başkanı Can Çelik ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti. Ereğli adına büyük bir proje olduğunu söyleyen Kaymakam Ömer Lütfi Yeren, Ereğli'nin tarımı için önemli olan bu yatırımların hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti. İkincilikte mücadele eden Ereğli Gençlik Merkezi voleybol takımı kendi evinde konuk ettiği Adana DSİ takımını 3-0 mağlup etti. Ereğli Gençlik Merkezi'nin voleybol takımı 2. ligde mücadele ediyor. Rakiplerine zor anlar yaşatan Sultanlar ligin 3. maçından da galip ayrıldı. Bugün kendi evinde Adana DSİ takımını 3-0 mağlup eden takımımız tüm dikkatleri üzerine çekti. İlçenin yeni voleybol takımı oyun anlayışı ve maçlardaki üstünlüğü ile rakiplerine adeta göz açtırmıyor. Ereğli Belediyesi Cumhuriyet Bayramı nedeniyle vatandaşlara 6000 adet Türk bayrağı dağıttı. Merhabalar. Merhabalar. Belediye Başkanımız Özkan Bey mektubunu getirdi. Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor. Evet. Bu da bayrağımız. Çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. Belediye Başkanı'na çok çok selam söyleyin. Balkonumuzda canınızı asarsınız. Allah razı olsun. Tamam ya. Ereğli Belediyesi'nden geliyoruz. Sayın Başkanımız Özkan Özgüven, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı kutluyor. 29 Ekim günü bayraklarınızı balkonlara asmaya davet ediyoruz sizleri. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz teyzeciğim. Ayağınıza sağlık. Ne buyurun size bir dava ikram edeyim. Sağ olun teyzeciğim, Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Ereğli Belediyesi'nden geliyoruz abi. Başkanımızın selamı var. Özkan Özgüven'in. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle size bayrak ve kartı var. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Başkanımız Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bayrak var. Kendi mesajını dağıtıyor. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok selamlar var. Bizden de bir mukabele. Teşekkür ediyorum. Yalnız şimdi belediye başkanımız bunları bize hediye gönderiyorsa biz de göndereceğiz. Sen de selam göndereceksin. Selam göndereceksin. Hoş geldiniz. İyi günler, kolay gelsin. Başkanımızın selamını getirdik. Aleyküm selam, Allah razı olsun. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Bayrağımızı asarsanız seviniriz. Allah razı olsun. Asacağız tabii. Ya. İyi günler, başkanımızın selamını getirdik. İyi günler, teşekkür ederim. Getirdik. Sağ olun, teşekkür ederim. Başkanımızın selamını getirdik. Teşekkür ederim. Bayramınız kutlu olsun. Merhaba efendim, hayırlı günler, kolay gelsin. Ereğli Belediyesi Özkan Özgür'ün selamını getirdik. Cumhuriyet Bayramımızın doğum. Bültenimize Türkiye gündemiyle devam ediyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Anıtkabir'de düzenlenen resmi törenle kutlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Cumhuriyet'in ilanının 94. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Erdoğan'a Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler Aslanlı Yol'dan geçerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Erdoğan'ın üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Erdoğan ve beraberindekiler Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki Anıtkabir özel defterini imzaladı. Bizlere emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti her satırı kahramanlıklarla, her safhası fedakarlıklarla dolu çetin mücadelenin eseridir. İstikbal harbimizi zaferle taçlandıran
Cumhuriyetimize hayat veren ruh hamdolsun tıpkı 94 yıl önce olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. Tarihe 15 Temmuz demokrasi destanı olarak geçen şanlı direniş, bu ruh ve iradenin tüm ülke satında tecessüm etmiş halidir. Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun. Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım aynı makam aracıyla Anıtkabir'den ayrıldı. Tören dolayısıyla mozole binasına büyük boy Türk bayrağı asıldı. Törenin bitiminde Anıtkabir vatandaşların ziyaretine açıldı. Anıtkabir'deki törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, külliyede 29 Genel Ekim Cumhuriyet Başkanı. Bayramı tebriklerini kabul etti. Ellerde al bayraklar, dillerde ise tam 94 yıl önce olduğu gibi aynı sözler vardı. Cumhuriyet kutlu olsun. Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Çoluk çocuk, genç yaşta herkes sokaklardaydı. İstanbul'da kutlamaların adresi Vatan Caddesi'ydi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı törene İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Askeri Erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Coşkunun hakim olduğu törende konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Cumhuriyet, içimizde bölücülük hevesinde olan hainlere karşı birliği, mandacılara karşı hürriyeti, bölücülere karşı kardeşliği savunan ve yücelten milletimizin son sözüdür. Törende kara, deniz ve hava birliklerine bağlı askerlerin yanı sıra polisler, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri de yürüdü. Törende bu yıl yer alan yabancı uyruklu öğrenciler ve klasik otomobil sahipleri büyük beğeni topladı. Bu kutlu günde bir araya gelen motosikletliler de kortej eşliğinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti. Kadıköy'den yola çıkan tutkunlar Türk bayrağının gölgesinde görsel bir şölen oluşturdu. Cumhuriyet Bayramımız herkese kutlu olsun. Buradaki amacımız hem 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı hep birlikte motorcu olarak kutlamak. Edirnekapı Şehitliği'ne gidiyoruz. Orada saygı duruşu İstiklal Marşı'ndan sonra dualarımızı okuyoruz, mevlüt okutuyoruz. Klasik otomobilciler de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki yerini aldı. Tarihe tanıklık eden otomobiller Boğaz'da süzüldü. Bu özel gün için Türk bayraklarıyla donatılan gökdelen manzaraları görenleri hayran bıraktı. Ankara'nın Güdül ilçesinde ise Cumhuriyet Bayramı kutlamaları geceden başladı. Türkiye'de Cumhuriyet'in kuruluşunun iki gün kutlandığı tek ilçe olan Ankara'ya 90 kilometre uzaklıkta bulunan Güdül'de gelenek bu sene de devam etti. Milletimizin yeniden doğduğunu simgeleyen bir ateş bu. Devletimizin yeniden doğduğunu simgeliyor. Tabii bir geleneğin devam edebilmesi için biz kurumların devletimizin sahip çıktığı kadar milletin de sahip çıkması daha da elzem açıkçası. Sinis eğlencesi adı verilen gecede aynı adı taşıyan ve Cumhuriyet'in doğuşunu simgeleyen dev bir ateş yakıldı. Yurdun batısında da coşku hakimdi. Halk oyunları ve zeybek gösterisi ilgi topladı. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma ve şiir dinletilerinin ardından Cumhuriyet Meydanı'ndaki bayram kutlaması geçit töreniyle son buldu. Erzurum'da ise kutlamaların adresi Havuzbaşı Meydanı'ydı. Törende mehter ve bando ekibi birlikte çalıp söyledi. Sarı Gelin türküsünü seslendiren ekipler Cumhuriyet Bayramı kutlamasına renk kattı. Ve Ankaralı'yı çok seviyorum. Çok güzelsin Ankara. Saygılar sunuyoruz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifasının ardından yerine kimin geçeceği merak konusu oldu. Ankara Valisi Ercan Topaca, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10 gün içinde toplanarak yeni belediye başkanını belirlemesini isteyecek. Belediyeden yapılan açıklamada Gökçek'in istifasının ardından yeni belediye başkanı seçilinceye kadar bu görevi Meclis 1. Başkan Vekili Ali İhsan Ölmez'in yürüteceği bildirildi. Yeni Büyükşehir Belediye Başkanı ise 10 gün içinde Ölmez Başkanlığında toplanan mecliste üyeler arasından ve gizli oyla seçilecek. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 140 üyesi bulunuyor. İstanbul Esenyurt ve Arnavutköy'den dün gece ard arda patlama sesleri geldi.
Patlamaların ardından 2 ayrı ikamette çıkan yangınlara itfaiye müdahalede bulundu. Sonrasında ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bomba İmha Şube Müdürlüğü görevlilerince her iki evde inceleme yapıldı. Yapılan incelemede her iki adreste de herhangi bir şahsın olmadığı ancak bomba yapımında kullanılan çok sayıda malzeme bulunduğu tespit edildi. Derhal harekete geçen Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri bahse konu olan adreslerde bulunduğu belirlenen şahıslara ait bir araç ve motosiklete takibe aldı. Binekler Bayrampaşa'daki bir alışveriş merkezinin açık otoparkında tespit edildi. Şüphelilerin araçtan inmeleri üzerine harekete geçen polis ekipleri, DEAŞ terör örgütü mensubu biri yaralı, 4 teröristi kıskıvrak yakaladı. Araç ve motosiklet çevresinde yoğun güvenlik önlemi alarak arama yapan polis, çok sayıda el yapımı patlayıcı, canlı bomba yelekleri, silah ve çok sayıda dolu fişek ele geçirdi. Öte yandan teröristlerin asıl hedefinin İstanbul'da yapılacak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları olduğu iddia edildi. Ereğli Ziraat Odası Toprak Tahlil Laboratuvarı, zirai ilaç ve tohum satış mağazası ile Ereğli çiftçisinin hizmetindedir. Zirai ilaç, tohum, gübre çeşitleri, hububat, ot ilaçları, yonca tohumu, sıvı gübre. Ziraat Odası satış mağazasında çiftçilerimizin hizmetindeyiz. Toprak Tahlil Laboratuvarımızda teknik personelimiz ile toprak tahlili yapılmakta olup Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı olarak bütün çiftçilerimizi Ziraat Odamızın sunduğu bu imkanlardan yararlanmaya davet ediyoruz. Ereğli Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik, Ereğli ve bölge çiftçisine bol ürün ve bereketli günler diler. Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı, Satış Mağazası ve Toprak Tahlil Laboratuvarı. Adres Boyacali Mahallesi, Müftü Sokak numara 16, Ereğli, Konya. Telefonlar 0332 712 0063, 0332 713 1617. Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla Fratbe'nin en estetik, en güçlü profilini tasarladık. Selenit. Seçkin projelere yakışacak estetikte ve her renkte. Pencerede yeni dönem. Fratben İnovatif serisinden. Selenit. Fratben. Fratpen Ereğli Bayi Zirvepen. PVC kapı ve pencere sistemlerinde çevre dostu Fratpen kalitesini siz de keşfedin. Kapı ve pencerelerinizi Fratpen'le değiştirin. Huzurun keyfini yaşayın. Güneş, yağmur, kar, rüzgar, toz ve ses. Dışarıdaki tüm olumsuzluklar sizi evinizde rahatsız etmesin. Zirvepen kalitesiyle mekanlarınıza PVC kapı, pencere, sineklik, sinerji cam, alüminyum doğrama, çelik kapı, duşakabin, Amerikan panel kapı, laminant parkeyi güvenle yap. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı vardır. Fratpen Ereğli Bayi Zirvepen. Adres Hacı Müteahhir Mahallesi, Üçgöz Caddesi numara 13, İvriz Dershanesi karşısı. Telefon 777 9030, GSM 0533 683 7107. Eva Pizza Cafe Bistro. İtalyan stili ince hamurlu nefis pizza Eva. 32 çeşit pizza çeşidiyle Eva Pizza Ereğli'de sizi bekliyor. Hamburger, kumpir, kumru, kızartma, makarna, sıcak ve soğuk içeceklerle Eva Pizza sizi bekliyor. Ereğli'nin markası Eva Pizza. Adres İstasyon Caddesi, Ereğli Lisesi karşısı. Alo paket 0332 712 11 çift 0. Bu akşam da biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.